Şimdi hem yani kendisi gazlıyor alttan hem de sükunete davet ediyor. Sen hem Pentagon filan demişken şu şeyi de haberi de izleyelim. Şimdi biz S-400 aldık diye sayın seyirciler uğramadığımız hakaret, ambargo kalmadı. Fakat Yunanistan'ın da aynı S-300 yani S-400'ün bir alt modeli olan S-300 savunma sistemlerini bizim uçaklarımıza kilitledi. Kimsenin de sesi çıkmadı. O haberi de izleyelim şimdi lütfen. S-300 tacizine ses çıkarmayan Amerika Birleşik Devletleri yine Yunanistan'ı korudu. Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerini S-300'lerle taciz etmişti. Daha önce aktif olmadığını iddia ettiği S-300'leri kullanması Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle uyardı. Hep söylediğim gibi yine söylüyorum, bir gece ansızın gidebiliriz. Bu sözler Yunan basınında gündem olmaya devam ederken ABD'den Yunan basınına açıklamalar geldi. Hellas Journal'ın internet sitesinde yer alan bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, daha önce S-300 konusunda Yunanistan'a arka çıkmış, katsa yaptırımları kapsamına girmediğini söylemişti. Temsilcinin yaptığı açıklamada Yunanistan'ın S-300'leri aktif hale getirmesine ses çıkarılmazken, Türkiye'nin S-400'leri almasının Varşova'daki 2016 NATO zirvesinde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltmak için yapılan taahhütlerle doğrudan çeliştiği ifade edildi. ABD, Türkiye'nin Rus savunma sektörüyle gelecekte yapacağı herhangi bir anlaşmanın da ek ve yeni yaptırımlara yol açabileceğini söylüyor. Sayın seyirciler, çifte standartı izlediniz. Şimdi Nigar Hanım'a dönüyoruz. Nigar Hanım, siz uluslararası politikayı, özellikle bölgeyi çok iyi takip ediyorsunuz. Şimdi bu Yunanistan'ın hali. Şimdi Yunanistan Ortodoks olduğu için Rusya ile de arası çok iyiydi. Onu da koparttı. Tamam. Bütün Avrupa'dan da koptu. Şu anda Amerika'nın bir tetikçisi konumunda şey. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Hakikaten bu PKK'yı falan bitti artık. Böyle küçük devletleri sokuyor. Ukrayna'yı, Polonya'yı. Böyle tabii bir durum mu var? Aslında doğru söylüyorsunuz. Şöyle ki Amerika'nın her zaman sahaya sürmek istediği üç ana karttan birisidir Yunanistan. İlkini sahaya sürdüğü Ukrayna'yla biliyorsunuz. İkincisinde Pelosi gitti. Hemen bir Tayvan'ı karıştırdı. Tabii ikincisi Tayvan'dı. Üçüncüsü de Türkiye'nin yanı başında olan Yunanistan'dı. Zaten her zaman nöbetçi bir kriz pozisyonundadır Yunanistan. Yani ne yazık ki komşularımız hemen müsaade ediyorlar buna. Şimdi burada amaç aynı zamanda Rusya'dan soyutlanmış şu an bir Yunanistan var. Daha önce bunların dengelenmesi daha kolay. Çok büyük hata yapmadı mı? Tarihi müttefikini bir köşeye etti Yunanistan. Düşünsenize Cemil Bey, ilk defa sanırım son 100 yılda, yani bunu yakın tarihe bakacak olursak, Yunanistan'la Rusya ilk defa ilişiğini kesti. Yani şu an sıfır iletişim halindeler. Yani baş konsolosluklar kapandı, büyükelçilikler dağıldı. Yani herhangi bir iletişim yok. Ve ciddi radikal söylemlerle bitirdiler. Hatta geçen Peskov da Yunanistan'a karşı Yunanistan'la değil de Türkiye ile çok iyi pozisyon halindeyiz Rusya dedi. Dolayısıyla burada Yunanistan ne yazık ki şu an hala sahnede olan Ukrayna'nın hatasını gerçekleştiriyor. Aslında bir göz önünde gerçek bir canlı bir tablo var. Ne yazık ki bunu gerçekleştiriyor. Hani bu hataya tekrar düşüyor. Yani Ukrayna düşmemesi mümkün mü? Amerika'nın kucağına da oturdu bir yandan. Ya şöyle bir şey. Tabii ki şimdi Amerika nasıl yapıyor? İşte kolunu kanadını kesiyor. Kendisine mecbur bırakıyor. Şu an Yunanistan da o pozisyonda. Ama ben eminim ki şimdi Cumhurbaşkanımızın da bu bir gece ansızın gelebiliriz kelimesini ciddiye alıyorlar. Bakın her ne kadar kendilerince bir dik duruş sergiliyor olabilirler. Fakat bence bunu gayet ciddiye alıyorlar. Ama umarım Ukrayna hatasına düşüp de aynı konuma düşmezler. Yani şu an için bence bir nabız yokluyorlar. Onlar hani bu gemi olayında olduğu gibi çok yalnızlar. Yani tamamen Amerika diktesindeler. Amerika ne derse onu dinlemek zorunda. Evet.
Evet, öyle. Kurtuluşçum. Yani. Sen şimdi bu Yunanistan'ın bir talimat verdiği zaman Türkiye'ye saldır, şunu yap, bunu yap diye direnecek bir gücü olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle direnecek bir gücü yok. Yani biz bazen bunları belki de resmi paradigmanın da etkisiyle yıllarca bağımsız milli bir devlet olarak algıladık. Fakat Lozan'da da biz işte 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşundan bahsediyorduk, büyük taarruzdan bahsediyorduk. Yani Batı'nın kışkırtmasıyla, yönlendirmesiyle Anadolu'ya girdiler. Şimdi gelinen noktada Ukrayna sürecini göz önüne alalım. Ukrayna'da bir hazırlık yapıldı. 2014'ten beri Rusya'ya karşı bir hazırlık yapılıyordu. Şimdi aynısı Yunanistan'da da, yani Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı böyle size üst verdik, Amerika geldi, silah veriyoruz, araç gereç veriyoruz, sizi güçlendiriyoruz, korkmayın. Yani nedir bunun amacı? Ya yükselen, güçlenen bir Türkiye var. Biz bunu PKK ile meşgul edemedik, FETÖ ile meşgul edemedik. Altılı Masa da pek umut vermiyor. Diğer bir vekalet kartını masaya koyuyorlar. Yunanistan. Bu Ro-Ro gemisine yönelik tacizi... Ne diyorsun Mavi Marmara hikayesi sen? Ya provokasyon, şöyle provokasyon. Uzun zamandır kulislerde şu konuşuluyor. Yani bu biliyorsunuz, biz Rus uçağının düşürülmesi olayından hatırlayacaksınız. Yani içeride böyle Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik provokasyonlar vardı. Şimdi de böyle Yunanistan tarafından ya Türkiye'yi kışkırtacak. Biraz da haksız konuma sokacak. Yani nefsi evet. Müdafaa ama biraz da haksız bir tepki vermeye zorluyorlar ki Yunanistan tarafı mağdur olsun, uluslararası tuzağa güçler. Düşmememiz tabii lazım. Bizim diyor. Burada tuzağa düşmememiz lazım. Fakat Yunan Savunma Bakanı, bir de Yunanistan'ın aklı başında olan insanları şunu söylüyor. Hükümeti de uyardılar. Türkiye metodik ve stratejik hareket edebilen bir ülkedir. Türkiye'yi böyle duygularıyla hareket eden bir ülke sanmayın. Çok büyük altında kalırsınız. Evet. Biliyorsunuz 100 yıl önce, yani biz bugün gerçi İzmir'in kurtuluşunu sözde kutladık ama Büyük Yunanistan yenilgisinden kimse bahsetmedi. İzmir Belediye Başkanı da bundan bahsetmedi. Aynısının tekrar başlarına gelme gibi bir ihtimali. Aynı şey Ukrayna şimdi. Rusya kışkırttılar. Ukrayna diye bir ülke kalmamak üzere. Şimdi İlker Komutan, bu Yunanistan'dan ne kadar endişe edelim biz? Ne yapıyorlar? Etrafımızda neler çeviriyorlar? Yunanistan'ın... Harita da var orada. Hepsi beraber. Evet. Yunanistan'ın, ben öncelikle şunu söyleyeyim. 360 milyar euro Avrupa Birliği'ne borcu var. Evet. Ekonomik yönden tamamen Avrupa Birliği'nin az önce Kurtuluş Tayyip'in söylediği gibi tırnak içinde kucağında. Askeri yönden de Amerika ortada Yunanistan diye bir şey bırakmadı. Güneyden kuzeye kadar, batısından doğusuna kadar her tarafını askeri üsleriyle donattı. Suda da zaten 1950'lerden beri var. Askeri açıdan da tamamen Amerika'nın güdümüne ve hegemonyasına girdi. Peki dolayısıyla, şimdi mesela şunları söylüyorlar. Kara kuvvetimiz üstün ama deniz kuvvetimiz eşit, hava kuvvetimiz çekişir falan diyorlar. Nedir o üstünlük durumları? Yani son dönemde Fransa'dan sanıyorum bir 14 adet Rafale uçağı aldı. Bir de muhrip satın alıyor. Takviye etmeye çalışıyor. Hatta biz işte siz kime karşı silahlanıyorsunuz diye sorduğumuzda işte sizin de deniz kuvvetleriniz şöyle işte İHA'larınız, SİHA'larınız şeklinde cevapları oldu. Biz net olarak söyleyeyim ben. Biz havada da, denizde de, karada da Yunanistan'a net olarak üstünüz. Zaten cesaret, tarihin gösterdiği gerçekler veya diğer manevi konularda herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yunanistan'ın bence yaptıklarındaki mantığı şöyle düşünebiliriz. Provokasyonlar yaparak bizi, az önce konuklarında arkadaşlarımızdan bahsettiği gibi, bizi zor durumda bırakıp, hamle yapmak zorunda bırakıp Amerika ile karşı karşıya getirmek düşüncesinde olabilirler. Çünkü şu anda bir varlıkları yok. Ekonomik olarak da yok, askeri olarak da yok. Amerika zaten buraya Girit Adası gibi kocaman bir
uçak gemisi koydu. Yani uçak ya bu gemileri... En güneydeki şey Rusya'nın savunmasından alakası olamaz değil mi bunun? Bir de Cemil Bey şöyle, Yunanistan ikinci hattaki bir ülke. Yani Amerikan ve NATO açısından bakarsak neydi, bizim önemimiz neydi? En öndeydik. Evet, yani Türkiye, Romanya, Bulgaristan bunlar birinci hattaki ülkeler. Yani Rusya'ya karşı, kırmızıya karşı. Mavi dost, kırmızı düşmandı. Şu hattı alabiliriz, üstteki hattı. Yunanistan zaten ikinci kademede. Dolayısıyla bu kadar silahlandırmasına gerek yok. Esas silahlandırması gerekenler o zaman Bulgaristan, Romanya, kuzeydeki ülkeler ve Türkiye. Buradaki mantık onları ele veriyor. Amerika şimdi bütün uçak gemilerini gönderdi Pasifik'e. Tayvan krizi var, Çin var, oraya gönderdi. Burada bir uçak gemisi var, Girit Adası gibi. Dede Ağaç'ta Yanılı üssünü kocaman bir üs şekline çevirdi. Diğer üsleri de hesaba katarsak, adalarda da artık yavaş yavaş Amerikan üsleri kuruluyor. O zaman buradaki yapılanmanın Türkiye'den başka bir muhatap olabilir mi? Bence olamaz. Haritaya bakınca gözükmüyor ama yani, bilmiyorum başka bir şey var mıdır? Bu yani, askerliği bilmiyorum ki ben. Çin'den bahsediyorlar. Evet. Çin binlerce kilometrelerde. Rusya dediğim gibi burası ikinci hat. Girit'in ne alakası var? Dolayısıyla ben buradaki yapılanmanın tamamen bir sonraki süreçte Türkiye'ye karşı olduğunu düşünüyorum. Bir de diğer haritayı alabilir miyiz? Bir diğer İkinciye geçelim. Bir şey sormak istiyorum. Bir de İpek yolunu oradan kesmek gibi bir amacı olamaz mı? Ekonomik açıdan olabilir Canan Hanım. Yani zaten Çin'le tek buradaki alaka İpek yolu. O bir kuşak bir yol projesindeki şey olabilir. Demir yolu olabilir. Evet. Belki ekonomik olarak öyle bir maksat olabilir ama o belki 3. 4. 5. sıradaki bir seçenek olabilir. Burada mesela az önce S-300'lerden bahsettik. S-300 bizim F-16'larımıza, Rodos Adası üzerine doğru giden F-16'larımıza S-300 kilit attı. Biz de onlara bir S-400'den kilit atalım. Daha atsak üst modeli. Mesela, o zaman nasıl ortalık karışacak? Karışır değil mi? Çok karışır. Çünkü ama onu istiyorlar. Zaten onu istiyorlar. Onu istiyorlar. Şimdi onu istiyor. Atmamamız lazım yani. S-400'den evet, kilit atmayacağız. Gelir Cemil Bey burada S-300'leri buraya konuşlandırdılar. Şimdi geçen ay, 1,5 ay kadar önce, Ağustos'un başıydı. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'den bu demir kubbe sistemini satın almak için bir anlaşma imzaladı. Vermiyor İsrail kimseye, onu veriyor Vermiyor hiç kimseye ama bunlara anlaşma imzaladılar. Öyle mi? Katimer'in gazetesi yayınladı. Jerusalem Post da oradan alıntı yaptı. Şimdi bunun önemi nedir? 70 kilometre menzili var demir kubbe füzelerinin. 3 ya da 4 batarya oluyor. 20'şer tane füze var ve 70 kilometre. Yani bizden başka bir muhatabı yok. Dolayısıyla yani bu İsrail'le barışma da mı numaradan yani? Ama İsrail malını satar belki değil İsrail mi? Şöyle bence yani Amerika'nın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs'a vermiş olabilir. $30 milyon bir tane batarya. Yani Yunanistan normalde bu paraları yani vermesi mümkün değil. Şu anda ekonomisi de ama bozuk. Şimdi orada doğalgaz, petrol yataklarından borçlandıracak. Tamamen işte o yüzden. Yani bizim bu demir kubbeyi ne için satın alıyor? Tamamen İHA ve SİHA'lara karşı. Yani Türk SİHA'larına karşı biz bunu alıyoruz diye zaten söylüyorlar. Bu da ikinci bir S-300 vakası oldu şimdi. Dolayısıyla bu şekildeki hava savunma sistemlerini buralara koyması, Amerika'nın her tarafa üstlerini doldurması, Yunanistan'ın adalarda kimisinde Tugay, kimisinde Tümen, kimisinde deniz üsleri, kimisinde hava üsleri yapmasının sebebi ileride vuku bulacak bir çatışmanın, bir savaşın ön hazırlıkları olarak okuyabiliriz. Meis Adası. Meis Adası'nda bile Kaş'ın orada sayın vekilim de Antalya'da Kaş'tan görmüştür. Yüzerek geçersiniz yani. Ben kaç kere gittim gördüm. 600 kilometre Atina'ya. 2 kilometre bize. Yani burada bile askeri birliği var. Evet. Yani bunun dostlukla, barışla, Tunç Soyer'in söylediği işte kardeşlikle, barışın 100. yılı falan bunlarla alakası yok. Bir de hazır gelmişken Suriye'ye, Suriye'de de Eyüp'te şeyler yaptı gözümüzün önünde. Orada ne oldu bir de onu dinlesek. Suriye'de
Tabii şimdi biz Suriye'de... Yunanistan'ı kışkırtırken bir yandan da PKK'lıları da eğitmeye devam ediyor değil mi? Evet, şimdi Suriye'de Amerika'nın zaten CIA aklı şöyle, cambaza bak deyip burada esas yapması gerekeni yapıyor. Şimdi bizim dikkatimizi Suriye'ye, Kuzey Irak'a, bu bölgeye PKK hadisesine çektiğinde veya YPG'ye burada bunları yapıyor. Adalar Denizi'ne ve Yunanistan'a dikkatimizi çektiğinde de burada şimdi saman altından YPG ile yeni görüşmeler, yeni ilişkiler ve yeni tatbikatlar, yeni takviyeler yapıyor. Ben Yunanistan'a yaptırdıklarının sebebinin bizim buradaki operasyonumuzu ertelememiz, yaptırtmamak, burada zaman kazanmak olduğunu da değerlendiriyorum. Evet. Bunun da büyük tesiri var. Yani Yunanistan Suriye'deki operasyon yavaşlatılsın diye. Tabii, evet. Kemal Bey, siz ne diyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere burada esas mesajı veren Amerika. Yani biz Amerika'yı ne yapmak istediğini anlamaya çalışmamız lazım. Bizim Suriye sınırımıza Amerika, Irak sınırımıza, Suriye sınırımıza, yani Irak sınırımızda bir devletçik oluşturmak istedi. Önledik biliyorsunuz. Şeyde, Kuzey Irak'ta. Güneyimize de bir yığınak yapar. Amerika bir yığınak yapacak. Biz ondan korkacağız. Sınırımıza çıkamayacağız. İçimizde de terör devam edecek. Amerika'nın kontrolünde bir ordu. Amerika'nın kontrolünde bir siyaset ve yönetim. Türkiye'nin, Amerika'nın kontrolünde bir ülke. Daima buydu şimdiye kadar olan. Çok fena çıktık bunu biz, ama kontrolden bunu biz, değil mi? Çok fena çıktık. Afrin'e de girdik, İdlib'e de girdik. Söz sahibiyiz. Her yere de gireceğiz. Anlaşılıyor yavaş yavaş bu. Şimdi bu sefer tabii İpek Yolu çok doğru bir şey Canan Hanım'ın dediği. Şimdi İpek Yolu da var. Türkiye artık bağımsız hareket ediyor. Yani Çin'le beraber olabiliyor, Rusya'yla beraber oluyor, Amerika'yla beraber oluyor. Ve Avrupa'da model bir ülke haline gelmiş. Vučić'in söylediğini unutmayın. Gidin Türkiye'ye diyor, yani şey, Sırbistan Cumhurbaşkanı bir lider diyor, ülkesini ne hale getirmiş, nasıl yükseltmiş, nasıl bir güç haline getirmiş onu görün. Sayın Vekilim, en önemlisi evet, güvenli doğalgaz. Evet, evet, enerji hatları. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, çok önemli. Evet. Şimdi bunlar durdurulması gerekiyor. Burada Yunanistan'ın bize ne verdiği bir mesaj var, ne vereceği bir mesaj var. Mesaj Amerika vermek istiyor. Dede Ağaç'a belli yerlere de yığdı üstlerini. Bakın ben buradayım. Dikkatli olun. Biz de çekileceğiz. Dolayısıyla da baştaki AK Parti hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti gidecek. Hedefleri bu. Ama milletimiz her şeyi görüyor. Bir de tabii Avrupa'yı zor durumda bıraktı. Aslında çok stratejik hata yaptı. Avrupa bu kışı böyle geçirirse Amerika falan kalmaz. Yavaş yavaş da isyanlar başladı. Amerika'ya karşı her ülke bir tavır almaya başladı. Başta Almanya olmak üzere. Herkesin kafası allak bullak oldu. Birleşmiş ben, Milletler... Evet. Onun için ben, Amerika bize bir mesaj veriyor. Yunanistan bize çok hafif gelir. Amerika'nın bu mesajını da biz gayet iyi anlıyoruz. Yeri geldiğinde biz de Amerika'ya Suriye'de olduğu gibi, yani Afrin'e girerek, İdlib'e girerek orada varlığımızı... Gerekirse adalara filan müdahale edilir yani değil mi? Tabii. 12 bile çıkarttık derse ne yapacaksın? Aynen Cerablus'a da şey, aynen biliyorsunuz diğer Kobani'ye de gireceğiz. Diğer yerlere de zamanı gelince Münbiç'e de. Hepsine de gireceğiz zaten. Cumhurbaşkanımız şöyle bir şey yapıyor. Afrin'e girmeden önce öyle diyordu zaten. Bir gece ansızın gelebilirim diyerek aslında oradan çekilin dedi. Derdi. Öyle yapıyor. Yani kan dökülmesin derdi. Ve nitekim de Afrin'e biliyorsun hiçbir şey, ne zaman gireceğiz? 3 aya mı gireriz? 4 aya mı gireriz? Şey 2 günde zaten girdik yani o zaman. Şimdi Yunanistan'a diyor ki akıllı olun. Akıllı olun. Yani Amerika'ya falan güvenmeyin. Biz dostuz diye bir mesaj veriyor Cumhurbaşkanımız. Soyer'in yaptığı da şudur. Yani sonuç olarak bu 9 Eylül ruhunu, kurtuluş ruhunu demoralize etmeye çalışıyor. Evet. Yani onu şey yapıyor, sulandırıyor. Evet. Sulandırma gayreti içerisinde. Peki Avrupa Birliği'ne nasıl davranmak istiyor Amerika sizce? Amerika Avrupa Birliği'ni kukla olarak görüyor. Dağılsın yani, mı istiyor yani bütün bu olan bir zaten tane? Zaten onun esas... Tuzak yani, kurdu diyorlar tabii, şimdi. Aslında şöyle, o hep şeyden korktu. Avrupa Birleşik Devletleri olayından korktu. Amerika evet. Birleşik Devletleri. Ya, yani bunlar Avrupa Birliği değil. Önce biliyorsunuz ekonomik topluluktu. Sonra siyasi birlik haline geldi. Ama orduya müsaade etmedi. Almanya'nın ordusu yok. Kontrol altında. Sizi ben korurum diyor. Herkese de ben sizi korurum. Polonya'ya ben sizi korurum. Baltık ülkelerine ben sizi korurum. Yani İsveç... Biliyorsunuz Finlandiya hepsi, NATO'ya hepsi girmeye çalışıyor. Sizi ben korurum diyor. Evet. Ama Avrupa aslında bundan rahatsız. Yani ne zaman isyan edecek?
Ve yavaş yavaş da aslında Türkiye'ye hayranlar, Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza hayranlar hepsi. Yani keşke onun durduğu iradeyi gösterebilsek diyen bir Avrupa var şu anda. Evet. Ben Amerika'nın sonunu çok hayırlı görmüyorum. Ya yani, Batı cephesinde bir tane lider yok. Şimdi Amerika'ya da bakacak olursak bunları tuzağa düşürüyor. Onlar da tarihin en büyük krizine gidiyor. Lider güçlü olmazsa istihbarat teşkilatları götürür. Bütün liderler de gitti en sonunda. Evet. Ya orada asker ve istihbarat yani. Teşkilatları götürür. Onlar da lider kalmadı. Çok büyük yanlışlar yaparlar. Orta Doğu'da yaptıkları gibi. Ben cevap verebilirim Canan Hanım. Şimdi Amerika dağıtmak mı istiyor? Tam tersine bakın Macron işte beyin ölümü gerçekleşti dedi. NATO sarı yeleklilerle evet, 1,5-2 senedir oraya. Şimdi Merkel gittikten sonra bu enerji krizi şu anda benim yurt dışından okumalarımda yeni bir Almanya yolda. Bakın yeni bir Almanya. Halkın, muhalefetin en büyük şeyi artık ABD'nin sömürüsü gibi. Yani Amerika ne derse onu yapıyor Avrupa. Artık Almanya'nın içinden kendi özellikle solcu Almanlar artık Almanya'nın yeniden şekillenmesi gerektiğini, kendi kararlarını vermesi gerektiğini ve bunun temelleri atıldı. İstemeden attı ABD. Bu enerji kriziyle. Putin evet. Geri vites yapsaydı zaten kazanmıştı. Putin bu şeyi oyunu gördü, geri vites yapmadı. Enerjiyi kesti. Görün ben daha önceden söylemiştim. Doğalgaz arzının eski haline gelebilmesi en az 5 yıl yatırım. Şimdi mesela burada programlarda konuşuyorduk, yorumluyorlar Putin çamura battı falan derken. Şimdi Avrupa battı. Soğuktan ölecek hale geldi. Putin'in battı falan yok değil mi? Cemil Bey bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi Amerika eskisi gibi kukla gibi davranamayacak Avrupa'ya. Çünkü Avrupa'yı bu sene gerçekten ciddi bir kış ve açlık bekliyor. Şimdi eski Avrupa değil artık ufak ufak küçük kitlelerle başlıyor. 400-500 kişilik kitlelerle her ülkeden böyle bir artık miting şeklinde çıkmaya başlıyor. Tohumlar atıldı artık. Tabii atıldı. Yani önümüz kış havalar daha soğudukça bu kitlelerin sayısı da çoğalacak muhtemelen. Bu tabii doğalgaz olayı da burada çok aslında şanslıyız. Ben hep bunu vurguluyorum. Şimdi TANAP'ın burada gücü daha bir kendini belli ediyor. Zaten vanası Türkiye'de. Şimdi Yunanistan olabilir, başka faktörler ortaya çıkabilir ama sonuçta kış sertleştikçe bence Türkiye ile birazcık daha çok ciddi bir konuşmalar gerçekleştirmek zorunda kalacaklar. Mecbur kalacaklar. Milyar Hanım bakın Türkiye... Türk akımı şu anda Bulgaristan'a, Yunanistan'a, İtalya'ya gidiyor. Türkiye'de dese ben de akım yapıyorum. Hayır, bilmem neyimi tadilat yaptırıyorum dese yani Doğu kanadından da gitti mi bittiler. Tamamen bitti. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu sürekli vurguluyorum. Cemil Bey de beni takip ediyor. Bunu evet. Bence onaylayacaktır. Başından beri savaş yani Rusya-Ukrayna krizinin başından beri bunlar zannettiler ki Avrupa, Amerika zannetti ki bu hızlı bir şekilde Rusya'ya diz çöktürecekler. Ben her zaman şunu söyledim. Rusya, şimdi bugün Cumhurbaşkanımızın söylediği kelime, Rusya gerçekten çok kolay bir lokma ülke değil. Şimdi tam orada bir araya giriyorum. Tayyip Erdoğan da bunun altını çizmiş sayın seyirciler. Yani şimdi Türkiye'yi de küçümsemeye çalışıyorlar sürekli. Rusya'yı da küçümsemeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun altını çizmiş. Rusya'yı ciddiye alın demiş. O haberi bir izleyelim. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor. Bu kışı nasıl atlatacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Ve şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Evet Nigar Hanım, devam edin. Tayyip Erdoğan da sizin dediğinizi diliyor. Evet, yani şimdi dinamik, diplomasinin dinamiği öyle bir gelişti ki Cumhurbaşkanımız çok doğru bir denge sağlamaktadır. Aylarca, defalarca taraflarla görüştü ve dünya çapında bunu başarabilen tek liderdir. Evet. Şimdi Yunanistan vesaire de, şimdi Türkiye'nin biraz
eksenini değiştirmek istiyor. Hani bakış açısını farklı yerlere yönlendirmek istiyorlar. Şimdi Rusya gerçekten ben bunu sürekli vurguluyorum, yenileyeceğim. Çok eskiden çok zorlu şartlardan gelmiş toplumdur. Bakın Ruslarla Avrupa'nın ve Amerika'nın konformizmi çok farklıdır. Dayanıklılık güçleri çok farklı değil Ruslar mi? Ruslar çok dayanıklıdır. Bakın gerçekten onlar soğukla da savaşır, açlıkla da savaşır ama daha kış gelmeden bahsettiğimiz gibi Avrupa sokağa dökülmeye başladı. Çok ilginç birkaç örnek vereceğim. Toparlarsak süremiz bitiyor reklama. Tamam. Mesela Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, o şimdi Azerbaycan'la ilgili ılık konuşmalar, işte güzel diyaloglar içerisine girmeye başladı. Verecek mi Azerbaycan gazı Avrupa'ya? Yani iyi para verirlerse i̇yi para verir herhalde. Verir, öyle mi? Yani Türkiye üzerinden tabii ki burada kilit ülke Türkiye'dir haliyle. Yani zamanında Karabağ Savaşı'nda her zaman çifte standart uygulayan Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi şu anda muhtaç durumda. Dolayısıyla ciddi bir söz sahibiz demek istiyorum. Evet, Kurtuluş, çünkü çok kısa yorumluyorsun. Yani Amerika, Batı demir perde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Rusya'ya karşı propaganda savaşını kazandı. Bu Sovyetlerin dağılmasıyla zaten kendisini yansıttı. Şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşında da Batı şunu sandı. Biz hakimiz, 50 yıllık deneyimiz var, Rusları yine bitireceğiz. Fakat ortaya şöyle bir gerçek çıktı. Batı'nın egemen yüzyılı, yani Batı'nın yüzyılı aslında bitmiş durumda. Bir devir kapanıyor diyorsun. Bir devir, evet. Kapanıyor. Sen şimdi bu bölümü bir yorumlayıp bizi reklama yolla. Evet, yani bu Kurtuluş'un en son söylediği çok önemli. Batı'nın yüzyılı bittiyse, yeni bir dönem başladıysa, bu Türkiye için de diğer fakir ülkeler için de iyi olacak. Siz de iyi bir haber vermiş oldunuz ki, Rusya değişik, dayanıklı bir ülkedir. Bakalım Amerika'nın tek başına jandarmalığı bitecek mi? Bakalım. Ben de onu bekliyorum. Evet, sayın seyirciler, bir reklama gidiyoruz.